أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ahli Seyyidina ve Nebiyyina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Ali İmran suresindeyiz. Kaçıncı ayet? 31. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Kuldek, in kuntum tuhibbun Allah'a, Allah'ı seviyor idiyseniz, fettebi'uni, o halde beni izleyin, bana tabi olun, yuhbibkumullahu, Allah da sizi sevsin, ve yagfir ve bağışlasın, lakum sizin için, zunubakum, günahlarınızı, vallahu, hem Allah, gafurun, çokça mağfiret eden, rahimun, çokça esirgeyendir. Ayetin tefsirine geçecektik. وَهَذِهِ الْآيَةُ Bu ayette vardır. فِيهَا وُجُوبُ مَحَبَّتِ اللّٰهِ Allah'ı sevmenin gerekliliği bu ayetten anlaşılıyor. وَعَلَامَاتُهَا وَنَتِيجَتُهَا وَثَمَرَاتُهَا Ve Allah'ı sevmenin alametleri bu ayette bize öğretiliyor. وَنَتِيجَتُهَا Ve bunun neticesi, yani Allah'ı sevmek hangi neticeleri doğurur, bunu ayetten öğreniyoruz. وَثَمَرَاتُهَا Ve Allah'ı sevmenin mahsulleri nelerdir, hangi sonuçlara yol açar? Yine buna dair ayette ipuçları var veya malumat var diye müfessir. فَقَالَ نِتَكِمْ Dedi ki, قُلْ de ki, اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyor idiyseniz, bu iddiadaysanız, اَيْ yani, اِدَّعَيْتُمْ iddia ettiniz, هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ الْعَالِيَةَ Bu yüce mertebeyi iddia ediyorsunuz, yani Allah'ı sevgi, Allah'ı sevmeyi iddia ediyorsunuz. وَرُتُبَةُ الَّتِي لَيْسَ فَوْقَهَا Rutbetun, fevkinde, ondan daha üstte bir rütbe olmayan bir rütbedir bu. Fe, bu yüzden لَا يَكْفِي فِيهَا مُجَرَّةُ دَعْوَى Dolayısıyla burada yalın bir iddia yeterli değildir. Öyle bir mertebeyi iddia ediyorsunuz, öyle bir konumu iddia ediyorsunuz ki Allah'ı sevmek, bu böyle sadece sözde kalacak bir şey değil. Bu son derece yüksek bir mertebe. Böyle bir mertebe iddia ile, yalın bir iddia ile geçiştirilemez. Bel, tam tersi, la budde minas sıdqi fiha. Burada sadakat, bu iddianın arkasında durmak icap eder. Ve alametus sıdqi, bu iddianın arkasında durmak, bu iddiaya sadık kalmanın alameti ise, ittiba'u rasulihi, elçisine, yani sevdiğini iddia ettiğiniz Allah'ın elçisine ittiba etmek, onun peşi sıra, onun ardından yürümek ile mümkündür sallallahu aleyhi ve sellem. Fi cemmi'i ahvalihi bütün hallerinde Hazreti Peygamber'e elçiye ittiba etmek. Fi akvalihi örneğin sözlerinde ve fealihi davranışlarında fi usulü dini ve furu'ihi dinin temel konularında ve furu'unda ve detaylarda fi zahiri görünürde ve batini ve içerikte فَمَنْ اِتَّبَعَ الرَّسُولَ Dolayısıyla hem her kim elçiye tabi olursa دَلَّ عَلَى صِدْقِ دَعْوَاهُ مَحَبَّتَ اللّٰهِ Allah'a duyduğu muhabbeti hususundaki bu iddiasına dair bir delil ortaya koymuş olur. Bu husustaki doğru sözlülüğüne, sadakatine dair ortaya bir delil çıkmış olur. وَاَحَبَّهُ اللّٰهُ O kişi böyle yapınca Allah da ona muhabbet duyar, Allah da onu sever.
وَغَفَرَ لَهُ ذُنُوبَ ذَنْبَهُ ve onun günahını bağışlar. وَرَحِمَهُ ve ona merhamet eder, onu esirger. وَسَدَّدَهُ فِي جَمِيعِ حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ bütün işlerinde, bütün davranış ve duruşlarında onu Cenab-ı Hak mazbut eyler, dürüst eyler. وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ elçiye tabi olmayana gelince فَلَيْسَ مُحِبَّنْ لِلّٰهِ تَعَالَى böyle bir kimse Allah'ı seven biri olarak değerlendirilemez. لِأَنَّ مَحَبَّتَهُ çünkü Allah'a duyulacak muhabbet yani sevgi tucibu lehu ittiba'a rasulihi ona gönderdiği elçiye ittiba etmeyi zorunlu kılar. Dolayısıyla eğer muhabbet varsa o kişide elçiye de bir ittiba söz konusudur. Eğer ittibayı göremiyorsak, elçinin ardından yürümüyorsa, elçinin çağrısına icabet etmemiş ise böyle bir kimsenin Allah'a duyduğu sevgi temelsiz demektir. فَمَا لَمْ يُوْجَدْ ذَٰلِكَ bir kimsede bu yok ise yani elçiye ittiba دَلَّ عَلَى عَدَمِهَا artık sevginin de bulunmadığının bir delili ortaya çıkmış olur. وَاَنَّهُ كَذِبٌ ve o kişinin yalancı olduğu اِنْ اِدَّعَاهَا şayet bu sevgiyi iddia etse bile yalancı olduğu anlaşılmış olur. مَعَ اَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهَا verir ki böyle bir sevginin bulunduğunu bir an için varsayalım. غَيْرُ نَافِعَةٍ bu sevgi faydasız, yararsız بِتُونِ شَرْطِهَا çünkü bu sevginin bir şartı var ayette. Seviyorsanız ittiba edin. Demek ki müfessir diyor ki sevgi olsa bile tut ki seviyor. Seviyor olsa bile bu sevginin sonucu olan veya bu sevginin koşulunu yerine getirmediği için yararsız bir sevgidir. وَبِهَذِهِ الْاَيَةِ bu ayetle işte bu ayetle diyor müfessir يُوزَنُ جَمِيعُ الْخَلْقِ bütün mahlukat tartılır. فَعَلَى حَسَبِ حَظِّهِمْ dolayısıyla onların مِنْ اِتِّبَاعِ الرَّسُولِ elçiye olan tabiyetleri ne kadar ise, ne denli ise oradaki hisseleri, payları ne kadar ise يَكُونُ اِيمَانُهُمْ وَحُبُّهُمْ لِلّٰهِ Allah'a olan imanları ve Allah'a duydukları sevgi de o kadardır. Ne kadar elçiye tabi olmuş iseler oradaki payları ne ise sevgileri de o kadarla sınırlıdır. وَمَا نَقَسَ مِنْ ذَٰلِكَ نَقَسَ ve elçiden ne kadar elçiye ittibada ne kadar kusurlu iseler Allah'a karşı duydukları sevgi de bir o kadar kusurlu demektir diyor müfessir. Çünkü ayette doğrudan birbiriyle çalışan bir koşul ve şart ve cevap var. Eğer seviyor iseniz, sevdiğinizi iddia ediyorsanız o takdirde bana tabi olun. Beni izleyin de Allah da sizi sevsin diyor. Şu halde eğer müfessirin deyimiyle söyleyecek olursak, kişi sevdiğini iddia ediyorsa bile elçiye tabi olmadığına göre biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Allah bu kişiyi sevmiyor. Allah seni sevmediği halde sen Allah'ı sevmişsin hiçbir şeye yaramaz. Çünkü Allah kendi sevgisini elçiye tabi olun da Allah da sizi sevsin diyor. Demek ki Allah'ın sevgisi nereden itibaren başlıyor? Elçiye olan ittiba ile birlikte başlıyor. Allah sevmediği halde sen Allah'ı seviyorsan buna ne derler? Platonik, karşılıksız bir aşk. Karşılıksız aşktan da kimse acıdan ve ıstıraptan başka bir şey görmedi. Hele hele Cenab-ı Hakk'a karşı olursa bu sadece yani ıstıraptır, hüsrandır. Ki bu bir şey varsayımıyla söylüyoruz. Müfessir hani varsaydı ya tut ki seviyorsa bile. Kanımca bu ayet bize böyle bir kimsenin sevmediğini de öğretiyor. Sevdiyorsanız, bu iddianızın arkasındaysanız o halde tabi olun. Tabi olmuyorsanız demek ki ortada elle tutulur bir sevgi yok demektir. Ayeti buradan alalım. Kul. Zunub dediğiniz büyük günahlar mı olacak burada? Evet, zunub büyük günahlar. Seyyiat küçük olanlar. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni. Hani geçen sohbette de andık ya Hazreti Peygamber'e adam gelmiş. Ey Allah'ın elçisi metes-sa'atu. Ne zaman mıdır bu saat? Yani kıyameti sormuş. O da demiş ki o ne adette leha? Ne hazırladın ki ona? Aslında adamı ters köşe etmiş sayılır ama adam oradan çıkmış bir manevrayla. Manevra da değil tabii o gerçek duruşu. Demiş ki ma adettu leha kethira şeyin. Çok bir şey hazırlamadım.
وَلَكِنِّي اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ancak ben Allah'ı ve elçisini seviyorum demiş. Harikulade bir yani evet. Harikulade bir çıkış. Onun bu çıkışı üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o meşhur hadisi söylemiş. O zaman الْمَرْءُ مَا مَنْ اَحَبَّ Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani kıyamet de kopsa merak etme. Bugün yarın fark etmez. Her halükarda sen bu sevdiğini iddia ettiklerinle beraber olacaksın demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Kul de ki in kuntum dolayısıyla yani Allah'ı seviyor olmak artık daha üstüne bir soru kaldırmıyor. Hazreti Peygamber şöyle diyemiyor. Ya tamam seviyor olabilirsin ama şu amellere gelelim bakalım. Diyemiyor. Ayetten çünkü biz bunu okuyoruz şimdi. Ayeti okuduğunuz zaman ne görüyorsunuz? Cenab-ı Hak diyor ki eğer seviyorsanız elçiye tabi olun. Gerisini merak etmeyin. Büyük günahlarınız dahi olsa onları bağışlarım. Allahu gafurun rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Sevgi olunca akan sular duruyor. Yani hakikaten böyle bir sevgiden bahsediliyorsa, bu sevgi kişiyi Hazreti Peygamber'in peşine düşürecek kuvvetteyse, onu izlemeye düşürecek bir kuvvetteyse, artık onun kusurları, eksikleri, yapamadıkları falan veya bunun yanı sıra şehvetlerine aldanıp, dünyanın şehvetlerine aldanıp yaptığı masiyetler falan, bunların hepsinin bu arada silineceği anlaşılıyor. Ayet buna dair kuvvetli bir mesaj veriyor. Sevgi çünkü son derece güçlü bir faydası var. Elbette Cenab-ı Hak da bunu ama takdir etmiş. Ama diyorsunuz yani uyumak. O sevginin varlığını gösteriyor. Yoksa kuru biz şimdi biz kuru lafla sevgi yok demektir zaten. Sevgili, sevgi duyuyor. Fedakar aynı zamanda. Ama aynı zamanda da son derece zafiyetleri olan adam. Ne yapıyor? İşte günahlar işliyor. Kızıyor, ailesini kırıyor, komşularıyla kötü. Zaman zaman şunu incitmiş, bunu incitmiş. Tut ki gün birinde birine kızmış, vurmuş adamı öldürmüş. Veya başka bir gün biriyle ne bileyim hemhal olmuş, zina yapmış. Yani zina, adam öldürme. Daha büyük günah var mı? Bunları yapmış. Zafiyetleri dolayısıyla yapmış. Ama hakikaten belli tarafta yine Allah'ı çok seviyor. Elçisine yine ittiba etmekte canla başla çabalıyor. Günahlar yapmış, üzülüyor falan. Böyle bir kimse tasavvur ediyoruz. Allah zunub bakın bağışlarım diyor yani günahlar. İn kuntum eğer değilsin. İttiba yani peşinden gitmek, onu izlemek. Evvela nedir mesajı? Çağrısı ne? Yegane tek bir Tanrı inancına tabi olmaya çağırıyor Hazreti Peygamber. Yani Hazreti Peygamber bir ara kendini buna o kadar odaklamış ki bir ara etrafında La ilahe illallah diyen bu işten sıyracak demiş. Meşhur hadistir Buhari'de var, Müslim'de var. Men kâle la ilahe illallah dehalel cenne. Kim la ilahe illallah derse cennete girmiştir. Girecektir. Yani bu zaten sevgiyi de Hazreti Peygamber'i izlemeyi de mesajı bu çünkü. Ameller şunlar bunlar onlar bu mesajın bir şovu yani. Orada eksiklerimiz gediklerimiz falan söz konusu. تُحِبُّونَ اللّٰهَ قُلْ de ki اِنْ كُنْتُمْ eğer idiyseniz ne idiyseniz تُحِبُّونَ اللّٰهَ burayı da ayıralım. تُحِبُّونَ seviyor. Allah'a Allah'ı se o takdirde öyleyse İttebi'uni beni izleyin yahut ittibayı kullanın bana tabi olun. Tabi olursanız ne olur? Yuhbibkum sizi sevsin. Tabi olun ki fettebi'uni yuhbibkum sizi sevsin. Kim? Allahu Allah. Ve yagfir ve mağfiret etsin. Hep şartın cevabı görüyor musunuz? Bak yuhbib mecrur, mezum
Niye? Şartın cevabı. Ve yagfir. Bu da atıf ile yine şartın cevabı. Hepsi ittibaya bağlı. Evet. Ve yagfir ve mağfiret etsin. Lekum. Sizin için. Neyi? Zunubakum. Günahlarınızı. Hatalarınızı demiyoruz. Günahlarınızı dedik mi? Anlaşılır, büyük günah oldu zaten. Vallahu nitekim Allah gafurun gafurdur rahimun rahimdir. İrabına bakalım ayetin. Kul fi'lu emrin faili ente in harfu şartın cazim kuntum fi'lun madin. Oradaki te kânenin ismi. Tuhibbûne fi'lun mudâri. Tuhibbûne de kânenin haberi. Allah'a mef'ûlun bih. Neyin mef'ûlu? Tuhibbûnenin. Fe atıf ya da şartın şeyine cevabına dair. Fettebi'ûn ittebi'û fi'lu emrin. Ni nun vikaye ye mef'ulun bih. Yuhbib fi'lun mudari' meczum cevabı olduğu için kum mef'ulun bih. Kim? Allahu fa'il. Vav atıf. Yaghfir yine muzari fiil meczum durumda ma'tuf diyelim. Lekum car mecrur. Zunube mef'ulun bih. Kum muzafun iley. Vav istinafen öyle duruyor. Allahu mübteda. Gafurun haber. Rahimun haberun fanin. Meallerine bakalım ayetin. Diyanet mealinde de ki eğer Allah'ı seviyorsanız burada kâne var. Bunun tabi idilik manası da var geçmişten gelen. Tabi sayruret manası da var. Yani Allah'ı seviyor oldu iseniz gibi mana da verilebilir. Ama her halükarda kâneyi bir şekilde meale yansıtmak lazım. Ben bunu geçmişten gelen, yani seviyor idiysen, biz de zaman zaman bunu kullanıyoruz. Seviyor idiysen niçin şunu yapmadın falan diyoruz. Orada yani artık sevgi bitti gibi bir manayı kastetmiyoruz. Ama geçmişten bugüne uzanan ve devam eden süreci içine alacak şekilde bir koşul kurarsanız böyle demeniz icap eder. Dolayısıyla bazıları bunu Allah'ı seviyor idiyseniz dersek biz mealde, yani artık şimdi sevmiyor muyuz gibi bir istifam akla gelmesin. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız, zaten Diyanet meali öyle yapmamış, bana uyun. İttibayı uymak olarak meale taşımışlar. Uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah, baba çünkü manası vermişler. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Elmalı Hoca'nın orijinal mealinde de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız demiş hoca aynı, hemen bana uyun. F'ye hemen manası vermiş. Hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı. Zunub için suçlar demiş. Suçlar günahlardan daha büyük bir izlenim bırakıyor. Suç. Yani ölçsün demiş yani. Genellikle Kur'an'da seyyiat hükmü, kefere. Evet, mağfiret de çok şaşırdım şimdi. Evet, mağfiret de ve yagfir lekum zunubakum. Evet. Zikrada da mağfiret geçer. Evet. Suçlarınızı demiş hoca. Sanıyorum yani günah
belki anlaşılmaz. Allah büyük günahlar da dahil li mea okuyucuya anlatabilmek için hoca suç demiş. Bu günah, günahı belki küçük görüyoruz ama suç deyince belki biraz daha büyük olabilir. Suçlarınızı zunub, suçlarınızı mağfiretle örtsün. Ha, örtsün demiş hoca. Ha. Halbuki burada evet, ayette burada yükeffir falan dememiş. Olabilir. Yani hoca demek ki o an öyle. Mağfiretleyi kullanmış ama mağfiretle örtsün. Allah gafurdur, rahimdir. Biz mesela bazı şeylere çok dikkat ettiğimizi söylüyoruz. Bazen geri dönüp meale bakıyorum. Başkasının mealini. Burada niye böyle demişiz ki? Yani o ki tek kişi hoca bunu yazmış. Biz burada ekip halinde irdeliyoruz. Yine de gözden kaçıyor yani. Allah gafurdur, rahimdir. Nasıl hocanın mealine bakalım? De ki, eğer Allah Teala'yı seviyor iseniz bana ittiba ediniz ki Allah Teala da sizi sevsin. Ve sizin için günahlarınızı yarlıgasın, mağfiret için kullanmış bunu. Ve Allah Teala gafurdur, rahimdir. V'yi olduğu gibi V olarak kullanmış. Çantay Hoca mealinde yine hitabı Habibim şeklinde yorumlamış, parantez içine almış. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün. Suç demiş hoca. Çantay Hoca doğrudan örtsünü kullanmış. Artık Elmalı Hoca'dan mı etkilendi? Ayetten etkilenmediği kesin. Örtsün demiş. Çünkü Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. Bulaç Hoca'nın mealine bakalım. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir demiş. Yalın kalmış biraz. Öztürk Hoca mealinde de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok affedi, edici, çok merhametlidir. Hocanın şart kalıbı zayıflamış gibi, böyle yalvarmaya dönmüş gibi. Allah'ınızı seviyorsanız gelin gibi oldu. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Üsttekilerde böyle bir şey hissetmedim ama Yaşar Hoca'da sanki şart zayıflamış gibi geldi. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Evet, tamamlıyor. Ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok affedici, çok merhametlidir demiş. Ateş Hoca de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Suat Hoca, ey Resulüm demiş, parantezi de alma gereği görmemiş. De ki, ey insanlar, ayette ey insanlar da yok. Bunda parantez almaya ihtiyaç görmemiş. Eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana uyun. Gelin ayette açık değil. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. İlginç. Zatının isimlerine sıra gelince orijinal kullanıp parantez içine geçmiş meali için. Çok affedicidir. Engin merhamet ve ihsan sahibidir diyor Suat Hoca mealinde. Yusuf Ali mealinde say, de ki, if you do love Allah, eğer Allah'ı seviyorsanız, follow me, beni izleyin. İttibayı böyle meallendirmiş. Allah will love you, Allah da sizi sevecek, and forgive you your sins, ve sizin için ve sizin günahlarınızı size mağfiret edecek, bağışlayacak. For Allah, çünkü Allah is oft forgiving, çünkü Allah çokça bağışlayan, most merciful, çokça esirgeyendir, merhamet sahibidir diyor Yusuf Ali mealinde. Piktel aynı ayete say, de ki, parantez içinde, O Muhammed, to mankind, ey Muhammed insanlara, de ki, if you love Allah, eğer Allah'ı seviyorsanız, follow me, beni izleyin. F'yi falan mealde değerlendirmemişler. Allah will love you. Allah da sizi sevecek. And forgive you your sins. Ve size sizin günahlarınızı bağışlayacak. Allah is forgiving, merciful. Allah bağışlayan ve esirgeyendir diyor Piktel mealinde. Son olarak Şakir mealinde say, de ki, if you love Allah, eğer Allah'ı seviyorsanız, then, o takdirde F'yi kullanmış bakınız Şakir. Diğerlerinde görememiştik. Follow me, o takdirde beni izleyin.
Allah will love you. Allah da sizi sevecek. And forgive you your faults. Size faullerinizi, yani hatalarınızı, daha büyük hata manası var acaba bu faults, yanlışlarınızı bağışlayacak. And Allah is forgiving, merciful. Allah bağışlayan ve esirgeyendir diyor Şakir mealinde. Ali İmran suresi, artık dilimiz alıştı. Bakara'yı unuttuk. Yani 3. sure 31. ayet. Ayeti şuradan alayım. Kul de ki in kuntum tuhibbunallaha şayet Allah'ı seviyor idiyseniz fe o takdirde ittabi'uni bana tabi olun ki yuhibbukumullahu Allah da sizi daha yok ama daha karşılık fettebi'uni yuhibbukumullahu bunun meczum olması şartın cevabı olduğuna dair açık. Biz de Türkçe'de sonuçta şarta cevap olarak kurmalıyız cümleyi. Dahi kurmadan da sanki şartın cevabını dahi koymadan da sanki şartın cevabını oluşturamazmışım gibi geldi. De ki şayet Allah'ı seviyor idiyseniz o takdirde bana tabi olun ki hadi ki'yi şartın martın cevabı falan deyip kaybedebiliriz de tabi olun ki Allah sizi sevsin. Dahi istiyor gibi geliyor bana. Tabi olun ki Allah sizi sevsin. Dahi olun. Ben dahi onun için kulağı o takdirde var zaten. O takdirde bana tabi olun ki Allah dahi olarak olsun oluyor. Ki'yi yerine nereye? Tabi olun da Allah sizi sevsin. De ki şayet Allah'ı seviyorsanız o takdirde bana tabi o zaman olun. O takdirdeyi kaldıralım. Fe'nin yerine kullanacağız çünkü o da o manada kullanıyorsunuz. İki tane oluyor. De ki şayet Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun da Allah sizi sevsin. O dahi hala istiyorum. Benim dam başka da. Allah da şuradaki dahin yerine geçmedi o. De ki şayet Allah'ı seviyor idiyseniz o takdirde. İşte o dahi. Dahi kullanacağız da. Bu takdirde Allah'ı seviyor idiyseniz bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ama yani o fe başlıyor. Ama fe yuhibbukum için değil fe ittabi'uni o takdirde beni izleyin bana tabi olun o fe ittabi'uni'nin fe'si dolayısıyla yani seviyorsanız o takdirde bana tabi olun oradaki bağı koparmamamız lazım orada iyi çalışıyor bizim dağımızın Türkçedeki yerine bilmiyorum ama Arapçada burada mealde istetti onu Arapçada ona dair bir ihtiyaç yok çünkü Arapçada bu fiili cezmederek zaten bağlıyor. Biz cezmedemediğimiz için galiba o dağa ihtiyaç duyuyoruz. Hadi onun cezmin sonucu olduğunu düşünerek dağı koyalım oraya. De ki şayet Allah'ı seviyor idiyseniz o takdirde bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ben o dağa bir mana veremedim yani. O dağ niye var orada? Yani sizin sevginize Allah karşılık versin gibi mi demek istiyoruz? Allah da. Yani siz sevginize eğer öyleyse ayette o yok. Yuhibbukumullahu eydan gibi düşünüyoruz. Allah da sizi sevsin. Koymasak dağ yoksa. Yani yok ayette o. O Arapçasında istemiyor.
Sanki başka seven varmış da Allah da sevsin gibi. Yani o yani yok bizim koyuyoruz ama bunu. De ki şayet Allah'ı seviyor idiyseniz o takdirde bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Böyle daha iyi. Allah sizi sevsin ve sizin için günahlarınızı mağfiret eylesin. O yafir lakum zunubakum. Noktalı virgülümü arıyorum, bulamadım. Seviyor idiyseniz, seviyorsanız desek, konuşulmuyor hocam. Kuntum var Arapça ayette, onu ne yapacağız? Seviyorsanız aynı şey mi? Kuntum var. Ayette. Ya o zaman in tuhibbune derdi. Seviyorsanız demek zaten o. Türkçe'de daha istiyor yalnız hocam. Siz bence istemiyor. Allah da sizi sevsin. O biz öyle söylemişiz diye. Siz Allah'ı sevin, Allah sizi sevsin. Niye olmasın ki? O kalıbı çok o kalıba çok şartlandırmışız kendimizi o yüzden bence. Eylesin. Sizin için günahlarınızı mağfiret eylesin. Yani o buralardaki herhangi bir şeye içine gizleyeceğimiz bir şey değil o da. O da resmen قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ اَيْضًا gibi bir eydan koyuyoruz oraya. Ayette yok. Hocam bunlar yine bize suç desek olmaz mı? O daha güzel bunu yapmıyor mu? He? Suç desek olmuyor mu? Suç biraz dünyevi bir şey çalıştı. He. İşte günah da var. Günah. Toplum içinde suç daha önemli. Günah kişisel bir olay. Şimdi toplum içinde de olsa günah Allah'a karşı sorumluluğu getiriyor. Suç, insanların tasdif ettiği bir suç şekli de olabilir. Dünyevi iyileştiriyor. Adam suçlu olur ama günahkar olmaz. Doğru. Ha şunu söylüyorsanız Arapçada den bu suç gibi bir şey. Yani günah, dini bir içeri yok. Büyük desek olmayacak. Günah daha ziyade dini gibi. Ama bizde de abimin dediği haklı. Arapçadaki kadar den dini değil sanki. Çok seküler bir sadece. Tabii. O da o yanda kötü. Dolayısıyla böyle he Arapçadaki kadar hem suçu he yani suç kavramını dini ve gayri dini olmaktan çıkarmış. Peki hocam zevk diyelim aşağı açıklama verelim. O kadar ihtiyacımız yok tamam. Yani. Fazla. Evet. Sizin için. 150 yıldır oturmuş bir şey. Yani Allah'ın koyduğu hudutlara karşı günah da Kur'an'da geçiyor hocam. Bizdeki günah cüneh manasında değil. Yani orada Kur'an'daki manası sakınca demek. Fela cüneh aleykum mesela sizin için bir sakınca yok. 65. ayette. Dış örtü açmanızda sizin için bir günah yok. Bir günah işte sakınca manası. Arapçada cüneh sakınca demek. Evet, sizin için bir sakınca yok. Ama bizde günah sakınca manasında değil. Resmen Allah suç manası. Olan zaten bir şeydir, bir hatadır. Bu hududur, geçmektir. Kimin hududunu geçiyoruz? İnsanların hududunu geçebiliriz. Allah'ın hududunu geçmeyi başlayacak. İnsanlar diyor ki, papyon takmadan bilmem nereye toplantıya giremez. Girdi suç işledi, at dışarı. Bunu Allah, bunu yarın bağışlayacak mı Allah'ın karşısında? Yok öyle bir şey. Dünya alakası yoktur. Onun için bu günah oturuyor. Allah'ın hududuna karşı. Peki ve yaghfir lakum zunubakum ve sizin için günahlarınızı mağfiret eylesin. Vallahu nitekim Allah gafurun gafurdur veya virgül koyalım sadece rahimun rahimdir. Bakalım gafur daha önce geçmiş mi? Geçmiş. Gafur da geçmiş, rahim de geçmiş. Alalım dipnotlarını buradan. Bu gafurun dipnotu. Celle Celaluhu. Rahimun dipnotu. Gafur için ne demişiz? Bolca bağışlamakta eşsiz ve benzersiz yegane zat demişiz. Rahim için de bolca esirgemekte eşsiz ve benzersiz yegane zat. Var mı? Başkaca bir mülahazanız, okuyayım bir meali. De ki, şayet Allah'ı seviyor idiyseniz, o takdirde bana tabi olun ki, Allah sizi sevsin ve sizin için günahlarınızı mağfiret eylesin. Nitekim Allah gafurdur, rahimdir.
Peki, Ali İmran suresinin 31. ayetini tamamlıyorum. İngilizcelerine geçelim. Üçüncü sure, yani Ali İmran suresi 31. ayet. Ayeti yine buradan alayım. Kul. De ki. İngilizce yazacağım. Efendim abi? İngilizce yazmışız. Ha evet. Tamam. Başlayın. Say. İn kuntum تحبون الله if you were loving Allah قل إن كنتم تحبون الله ف so follow me فاتبعوني so follow me فاتبعوني يحببكم الله Allah then loves you فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم and forgives for you your sins ويغفر لكم ذنوبكم and forgives for you your sins Wallahu and Allah is Ghafur Rahim. Gafur ve Rahim. Daha önce geçmiş mi? Geçti de başka türlü mü yazdık? Yok, biz orada başlamıştık. Yoktu değil mi oralar? Sonra başlamıştık. Peki, Gafur için. The only one who is ne diyoruz gafur who is oft forgiving diğeri içinde the only one who is most merciful Okay, Mali, say, if you were loving Allah. Yok, biz yine muzari kullanalım. Diyor ki bize mazi, burayı da mazi kullansan diye. Say, if you were loving Allah, so follow me. Allah then loves you and forgives for you your sins. And Allah is Ghafur, Rahim. Var mı bu ayetle ilgili bir mülahazanız, mealiyle ilgili? Peki. 31. ayeti tamamladım. 32. ayete geçelim. Kul de ki. Önceki ayette kul diye başlamıştı. De diye.
Bu ayette de kul var, yine de. Atti'u, itaat edin. Allah'a, Allah'a yani yegane ilaha, zatını kastediyor Cenab-ı Hak. Başka, ve Resul'e ve elçiye itaat edin. De ki, Allah'a ve elçiye itaat edin. Fe in tevellav, ancak şayet yüz çevirirlerse, yani umursamazlarsa, aldırış etmezlerse, dönüp giderlerse, sırt çevirirlerse, fe o takdirde biline ki, inne kuşkusuz ki, Allah la yuhibbu, konu sevgi bağlamından kopmadı. La yuhibbu, sevmiyor el kafirin. Dolayısıyla bu iki ayet birlikte Allah'ın sevdiklerini neye dayanarak sevdiğini de veriyor. Yani Allah'ın kimleri sevdiğini gerekçesiyle birlikte önceki ayette okuduk. Bu ayette de sevmediklerini. Ayet iki farklı ayet. Tek ayette olmaması da çok güzel. Birinde sevdiklerini anlatmış Cenab-ı Hak. Birinde de ikinci ayette de sevmediklerini anlatmış. قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ Sevmediklerini ne üzerinden tarif ediyor? Aynı ayet içinde bakacak olursak itaat üzerinden Allah'a ve elçisine itaati öngörmüş ayetin girişinde. Allah'a ve elçiye itaat etmekten yüz çevirenler, buna yanaşmayanlarla ilgili olarak da hiç şart cevap bir şey koymadan sadece böyle de anlarlar diyor Cenab-ı Hak. Biline ki Allah yok sayanları sevmiyor. Demek ki itaatsizlik ile küfür arasında çok yakın bir ilişki var. Hani biz aynı şeydir demiyoruz meşhur itikadi tartışma çıkmasın diye. Ama o denli yakın bir şey var ki ikisinin arasında. Allah diyor ki elçiye ve Allah'a itaat edin diyor. İtaat nedir? Amel boyutunda bir şey. Yani namaz kıl diyecek, şunu yap, bunu yapma. İtaat. Ancak itaat etmeyenler, yüz çevirenler için Cenab-ı Hak doğrudan olmasa da dolaylı bir şekilde küfür göndermesinde bulunuyor. فَاِنَّ اللّٰهَ Kuşkusuz ki Allah la yuhibbu sevmiyor el kafirine kafirleri. وَهَذَا اَمْرٌ مِنَ اللّٰهِ Bu da yine Allah Teala'dan bir emirdir. لِعِبَادِهِ kullarına بِاَعَمِّ الْاَوَامِرِ En geniş biçimiyle emirlerin en genişi. وَهُوَ نَدْرُ تَعَاتُهُ Zatına yapılacak itaat. Emir ve yasaklar hususunda kulların bunu gözetmesi, dikkate alması. Hem de birinci dereceden dikkate alması. وَطَاعَةَ رَسُولِهِ Ve elçisine yine itaat etmeleri ve yine bunu buna onun emir ve yasaklarına dikkat etmeleri. اَلَّتِي Öyle emir ve yasaklar ki يَدْخُلُ بِهَا الْاِيمَانَ وَالْتَوْحِيدَ Kişi bunlarla imana veya يَدْخُلُ بِهَا Bunun içine girer. الْاِيمَانُ وَالْتَوْحِيدِ Müfessir, iman etmeyi, tevhid akidesine bürünmeyi de taatın içine sokmuş. Halbuki biz taat deyince yani amel anlarız çoğu zaman. İtaat. Müfessir diyor ki şey de bunun kapsamındadır. Yani elçi ne diyor? Yegane tek bir ilah tanıyın diyor. İtaat ediyoruz, tanıyoruz diye. Bunu da o kapsamda görmüş. İman ve tevhidi de itaatin içinde görüyor. وَمَا هُوَ مِنْ فُرُوعِ ذَٰلِكَ مِنَ الْاَعْمَالِ Yine beri taraftan ameller de bunun dalları budakları olur. وَالْاَقْوَالِ Sözler, الظَّاهِرَةِ وَالْبَطِنَ Açıkta gizlide yapılmış sözler, davranışlar. Bunlar da yine taatın parçasıdır diyor müfessir. بَلْ يَدْخُلُ فِي طَاعَتِهِ Yine onun Cenab-ı Hakk'ın taatının içine girer. وَطَاعَةِ رَسُولِهِ Ve elçisine olan itaatin kapsamındadır. Ney? اِجْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ Sakındırdıklarından uzak durmak. Bu da itaattir. لِيَنَّ اِجْتِنَابَهُ اِمْتِثَالًا لِأَمْرِ اللّٰهِ Çünkü Allah'ın yahut elçisinin ya sakındırdıklarından uzak durmak Allah'ın emrinin gereği olmaktadır. هُوَ مِنْ طَاعَتِهِ Bu da yine döner Cenab-ı Hakk'a olan itaat olarak. Yani biz itaati hep yapılacak olumlu eylemler. İşte namaz kıl, namazı kılmak, oruç tut, oruç tutmak. Müfessir diyor ki sadece emirler değil, yasaklar da taat kapsamındadır. Yapma dediğine, yapma dediği şey yapmamak da itaattir. فَمَنْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim dolayısıyla Allah'a ve elçisine itaat ederse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْنُفْلِحُونَ Onlardır kurtulacak olanlar veya kurtulanlar. فَاِنْ تَوَلَّوْا Ancak şayet
sırt çevirirlerse yahut yüz çevirirlerse, ey yani e'radû, i'raz ederlerse, takmazlarsa, aldırmazlarsa, an ta'atillahi, Allah'a itaat etmekten uzak dururlarsa, ve Resulihi, ve elçisine itaat etmekten uzak dururlarsa, feleyse, bazıları burada şunu söylüyorlar, diyorlar ki Allah'a ve elçisine itaat, elçisine itaat de yine Hazreti Peygamber'in Allah'tan getirdiği vahyi emretmesi dolayısıyla itaattir diyorlar. Bu ilk bakışta mantıklı gibi gelse de ben bunu buna şöyle itiraz ediyorum. Diyorum ki Allah burada demeseydi elçisine itaati, deseydi ki kul ati'ullaha deseydi, Allah'a itaatin, fe in tevellev, şayet yüz dönerlerse deselerdi, eksik bir şey olur muydu? Eğer mana orayla sınırlıysa, yani sadece Allah'ın kitap ile vahyettikleri emirler kastediliyor. Yani bazıları diyor ki elçiye itaat demek, işte Hazreti Peygamber diyecek ki akimus salat, ayeti okuyacak, namazı kılın. İşte elçiye itaat, yani Hazreti Peygamber'in Allah'ın emirlerini tekrarlamasıdır elçiye itaat diyorlar. Ben de diyorum ki buna, eğer bu böyleyse, o zaman ve Resulahu burada fazla. Çünkü kul ati'ullaha denseydi, Allah'a itaatin denseydi, zaten biz Allah'a itaat, bunu Allah Hazreti Peygamber de bize söylese, sen de söylesen, Ali de Veli de söylese, ayeti getirip bana okusa, ben Allah'a itaat olduğunu bilecektim. Ve Resulahu da elçisine itaatin ayrıca anılmasında elçinin buradaki ayrı bir konumu var. Neden bu konumu var elçinin, senin benim yok? Çünkü elçinin kitap dışında vahiy ile ayrıca bir irtibatı var. Ve numunelik, örneklik, yani hayatı, dini hayata taşımak hususundaki örnekliği var. Dolayısıyla onun bizim hiç kitapta bulmadığımız, kitabın kimi ayetlerinin zımnında, kimi ayetlerinin yorumunda belki ancak görebileceğimiz emir ve yasaklarının da bizim açımızdan bağlayıcı olduğuna dair bu ikinci kez anılması her halükarda böyle yorumlanmalı. Çünkü diğer türlüsünde bu ve Resulahu olmasa da olurdu. Hiç gereği o zaman ve Resulahu demeseydi ben anlardım zaten. قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُلْكَ. De ki Allah'a itaat edin. Elçi şimdi bağırıyor. Gelin Allah'a itaat edin. Tamam, nasıl itaat edeceğiz Allah'a? Allah'tan gelen vahye boyun eğerek. Ama niye ve Resulahu ayrıca anlıyor? Resulün de ayrı bir konumu var demek ki. Bu konum onun, şöyle itiraz edilirse, efendim o beşer, biz Allah gibi ona da itaat mi edeceğiz denirse, bu böyle yorumlanamaz. Çünkü onun ayrı bir konumu var, o konum da vahiy. Diyor ya, ben sizin gibi beşerim ancak bana vahiy ediliyor. Vahiy ile irtibatı var. Dolayısıyla o eğer yanlış bir şey bize emredecek olursa vahiyin düzeltmesi var. Vahiyden, Kur'an'dan okuduğu, yorumladığı, hissettiği ve bize emrettiği şeyleri de zaten eğer vahiy dokunmuyorsa onay var demektir vahiyden yana. Dolayısıyla peygamberin bizden ayrı böyle bir yanı var. Zaten Allah'la ilişki kurmamız var. Elçi sayesinde. Elçi sayesinde. Kur'an diyorsun. Vahiy muhatap o. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته